Eylül! 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 Nasıl koşup geldin? Nasıl kendini attın içeri? Canını yok saydın. Benim için kendi canını yok saydın. Günaydın. Hayırdır? Kendi kendine kara kara ne düşünüyorsun ha? Hiç. Bir şey düşünmüyorum. Heh. Milletin içinde de böyle artist artist cevap verdi. Annen baban anlasın Durmuşak diye. O zaman soracağım ben sana. Eylül, siz ayrı mı yattınız kocanla kızım? Evet anne. Niye yavrum? Bir şey mi oldu? Yok canım, ne olacak? Ne bileyim yavrum, öyle cicim ayında ayrı yatılır mı? Bana bak, tartıştınız falan mı? Yok anneciğim, ne tartışması? Ben dün biraz rahatsızdım ya. Biz de ben rahat edeyim diye böyle ayırdık yatakları. Ya iyi de. Olmaz öyle yani yavrum. Ne bileyim. Böyle ilk günden ayrı yatılır mı? İnsan kuru minderde de yatsa kocasıyla yan yana yatar. Vallahi görmeyeyim bir daha. Anneciğim, dedim ya bak, bir sorunumuz yok. Koray ben rahat yatayım diye orada yattı. Zaten biliyorsun zor nefes alıyordum. İyi tamam çocuğum. Aman işte. Ben de istiyorum ki böyle birbirinizi sevin, kumrular gibi olun. Ben de sağda solda anlatayım benim kızım kocasıyla çok mutlu diye. Ana yüreği işte. Annem. Ben mutluyum, merak etme. İyi tamam. Hadi ben kahvaltıyı hazırlayayım. Babam uyandı mı? Oho, baban çoktan uyandı da çıktı bile. İşi varmış. Ne işi varmış? Aman babanı bilmiyor musun Eylül? O anlatır mı ne işi olduğunu? Çıktı gitti öyle apar topar. Hadi. Hani annen görmeden toplayacaktın ortalığı? Ben tam topluyordum, annem girdi içeri. Kızım dikkat etsene. Herkes bizi normal karı koca zannediyor. Tamam, hallettim işte. Eylül bana bak. Beni madara etme. Beni madara edersen benim canım sıkılır. Benim canım sıkılırsa senin canını sıkarım. Ona göre. Ellerine sağlık Nuray Hanım ya. Her şey harika olmuş vallahi. Ya Yaşar babam da olsaydı şöyle ailecek bir kahvaltı yapsaydık. Ha karıcığım? O erkenden çıktı vallahi. Niye ki? İşi mi vardı? Ha, sitede dağıtma çıktı herhalde. Yok, onu zaten çok erken vakit yapıyor da. Başka işi var herhalde. Eylül, yavrum bak, sen seviyorsun diye yaptım. Annem niye yemiyorsun? Anne canım hiçbir şey istemiyor. Ay olmaz ama öyle annem. Daha dün ne badireler atlattın sen. Beslenmen lazım iyice. Karıcığım şuradan salatalık tabağını uzatır mısın ha? Sağ ol karıcığım. Yaşar geldi, ben aç. Vallahi ben böyle nefesini yemedim ha. Vallahi ben böyle nefesini yemedim. Ya sen nereye gittin sabah sabah? Merak ettim vallahi. Nurhan, mutfağa geç. Yağız'ın yanına gittim. Ay Yaşar, yapmasaydın. Ya tamam, kızgınsın ama sonuçta kızımızı kurtardı bu çocuk. Merak etme, Eylül'ü kurtardığı için teşekkür etmeye gittim. İyi etmişsin. Bak, o olmasa
Bugün kızımıza sarılamazdık bile. O nasılmış? Pek iyi değil Nuran. Çok öksürüyor. Kıyamam. Yaşar, öyle bırakmasaydın, bir hastaneye hastaneye götürseydin. Teklif ettim ama kabul etmedi. Senin gibi o da astım hastasıymış. Duman rahatsız etmiş. Etmez mi? Kaç senedir ne çektiğimi bir ben bilirim valla. Biraz dinleneyim, iyileşirim dedi. Ben oradayken biraz rahatladı. Sonra çok ısrar edince de ben geri geldim. Uf, ah yavrum. Yaz. Anne. Babam Yaz'ın yanına mı gitmiş? Duydum konuşmalarınızı, saklama benden. Gitmiş canım, teşekkür etmeye gitmiş. De çocuk hastaymış azıcık. Ne olmuş, neyi varmış? Aman büyük bir şey değil, yokmuş bir şey. Bana bak Eylül, sen bunları düşünmesene. Kızım kocan içeride, kayınvaliden içeride. Otursunlar anne, benim işe gitmem lazım. Eylül, bana bak. Ayıp olacak. Hem doktor ne dedi sana, dinlen dedi. Anne iyiyim ben, gitmem lazım. Ay Eylül. Nereye kızım? Ya vallahi şu kızına bir şey söyle. Tutturdu işe gideceğim diye. Bugün işe gitmesen? Babacığım iyiyim. Hem işe gidersem kafam dağılır, evde daralıyorum. Hayırdır kızım, sen nereye gideceksin? İşe gideceğim. Hani işi bırakmıştı bu? Nereden çıktı şimdi? Kesin bir dümen çevirecek. İyi madem git. Ama telefonunu açık tut. Kendini kötü hissedersen haber ver. Koray! Bak gel oğlum. Eylül işe gidiyormuş, onu bırakıver. Ya gerek yok, ben kendim giderim. Efendim anne. Eylül işe gidecekmiş. Hadi sen onu bırakıver çocuğum. Ne işi? Hangi iş? Koray, sen bugün evle ilgilen biraz, olur mu? Hem bir an önce bitsin de evimize geçelim. İyi bakalım. Hoşça kalın. Anne. Sen nereye? Oğlum içime bir kurt düştü. Kızı takip edeceğim. Bu işe gidiyorum dedi ama pek inandırıcı gelmedi. Sen evle ilgilen, benden haber bekle. İyi bakalım. Bana haber ver. Aslında işi bırakacaktı ama neyse, bak bakalım nereye gidiyormuş.